Hoş geldiniz. İlk defa izleyenler için adım Mustafa Ünlü. Bu videoda görüntü işlemeye başlayacağız ve onun hakkında ufak bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Biraz kelimeleri yutuyorum ve konuşmam, anlatım tarzım biraz farklı. O yüzden gittikçe alışırsınız diye umuyorum. Alışmazsanız da canınız sağ olsun. Burası benim özel alanım. Yani kanalımın adında bile kendi çapımda diyor. Yani kendi çapımdayım. Sizlere sadece özel bir kurs gibi değil de hani bildiklerimi sizlerle paylaştığım, sizlerden yorum, bilgi, eleştiri, fikir paylaştığım bir kanal oluşturmak istiyorum. Size sadece eğitmenlik yapmak gibi bir derdim yok. Zaten ben bir öğrenci, bir öğretmen değilim. Yorum yaparken de ona göre yapmanızı rica ediyorum. Ücret konusuna gelecek olsak, benim videolarımın hepsi şu anda ücretsiz. Umarım da öyle kalır. Ücretsiz olarak içerik sunuyorum ve isterseniz izlersiniz, istemezseniz izlemezsiniz. Size kalmış. İlla bir aldığınız hizmet, yani bir para karşılığı hizmet almıyorsunuz. O yüzden yorumlarınıza dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi ben nerede görev aldım? Ne, yani kim olarak bu dersi anlatacağım? Ben kendim uluslararası insan savaşlarında 3 yıl boyunca TÜBİTAK'ın düzenlediği uluslararası insan savaşları yarışmasında 3 yıl boyunca ses size geliyor mu bilmiyorum. Dışarıdan eskici geçiyor. Havalar çok sıcak olduğu için pencere açık, kusura bakmayın. TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda görüntü işleme ve otonomluk kısmında, yani yazılım kısmında diyeyim daha doğrusu, direkt olarak görev aldım, dereceler aldım. Onun dışında 2019'da Amerika'da Maryland'de düzenlenen kısaltması Ağustos olan, yani insansız hava araçları yarışması, orada da görüntü işleme kısmında görev aldım. Tabii orada biraz diploma kullandık ama Open CV'de bu görüntü işlemenin temeli bilmeniz gerekiyor. Şimdi görüntü işleme ben drone üzerinde kullandım daha çok. Kendi tecrübem o yönde. Yani anlatırken de biraz da o tarafa yönelik biraz kayabilirim. Şimdi ben neler yaptım? Şekil tespiti üzerine çalıştım. PID ile iniş kısmında çalıştım. Real time görüntü işleme yaparak. Görüntü aktarımı kısmında çalıştım. Şekil, harf, renk ve koordinatların tespiti kısmında çalıştım. Bunu sadece yani şekil dediysem, yani sadece kare, üçgen, beşgen gibi düşünmeyin. İnsan veya bir nesne de olabilir bu şekil. Onu kastediyorum. Kanala gerçek ortamda denemeler yapıp onları da atabilirim. Takipte kalın. Gelecek videolardan haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi şöyle başlayalım. Size göstermek istediğim ikinci bir şey var. Şöyle bir ekran. Evet, size ekranı verdim. Şu an Firefox üzerinde Yandex'i kullanarak Epey isimli bir karşılaştırma sitesini açacağım size. Evet, Yandex üzerinde Epey diye arama yaptım. Epey sitesi burada. Tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bana bir doğrulama şey verdi. Kapa şey verdi. Benim bir insanım ifadesi. Tıkladığım zaman bakın burada bir bütün motosiklet içeren her bir resme tıklayın diye bir bildirim gösterdi. Şimdi bu Chrome kullanıyorsanız, Google Chrome kullanıyorsanız orada böyle bir şey göstermeyecektir bu siteye girdiğinizde büyük ihtimalle. Firefox'ta gösteriyor ve sanırım Yandex'te de alakalı olabilir. Şimdi bunu ben neden anlatıyorum? Bunu neden gösteriyorum? Bu nedir? Arkadaşlar aslında görüntü işleme bizim tahmin edemeyeceğimiz bile yerlerde var. Burada aslında bir veri depolama var. Veri toplama, data toplama dediğimiz şey var. Gördüğünüz gibi bakın motosiklet içeren her bir resme tıklayın diyor. Buradaki amaç aslında bizim insan olarak bir robota motosiklet içeren resimleri göndererek bir data toplanması ve bu toplanan büyük data ile verilerin işlenmesi sağlanması amaçlanıyor. Çünkü bunu tek bir insanla bu dataların işaretlenmesi, işte şu motosiklet, şu araba, şu tren gibi şeylerin işaretlenmesi yıllar sürebilir. Ama bu şekilde bir internet üzerinden sanki bir doğrulama yapıyormuş gibi yapıp verileri topluyorlar. Bu en basit örnek hiç görmediğimiz yerlerde kullanıldığına dair. Şimdi bunu kapatacağım. Şöyle ekran sizden alayım. Evet, videoda burada bir atlama görebilirsiniz. Birkaç işleyeceğim bir şey var. O yüzden video çektim normalde ama tekrar eklemek için bir kaydı açtım. Şimdi öncelikle ben bir öğrenciyim dediğim gibi. Elektrik elektronik mühendisiyim. Ve şu anda bir devlet üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam ediyorum. Kendi işlerim ve araştırmalarım olabiliyor, ödevlerim olabiliyor. O yüzden videolarda bir aksama olabilir ama elimden geldiğince videoları çekip hızlıca atmaya çalışacağım. Yorumlarda soru sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum. Aklınıza takılan şeyleri sormaktan çekinmeyin. Kendi çapımda cevaplayacağım.
Udemy üzerinde bu kursu yayınlayabilirim. Zaten şu an Udemy üzerinde izliyorsanız yayınlamışımdır demektir. Diksiyonum kötü. Kelimeleri yutuyorum. Anlatım da biraz farklı. Herkes gibi anlatamıyorum. Bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İsterseniz izlersiniz, istemezseniz izlemezsiniz. Size kalmış. Kimseyi zorla kursa kaydettirmiyorum. O yüzden yorum yaparken hem öğrenci olduğunu düşünerek, bilerek hem de kendi diksiyonumdaki sıkıntılarımı bildiğimi bilerek izlemenizi tavsiye ediyorum. Yorum yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim. OpenCV için Türkçe yayınlanmış. Ders sayısı çok az. Yani çok fazla yok diyebilirim. En çok faydalı bilgi ve tüyolara olan içeriği çekmeyi planlıyorum. Uzun bir seri olur diye düşünüyorum. Ama inşallah tamamlayacağız. Görüntü işlemi Python programı dili kullanarak yapacağız. Python öğrenmek isterseniz 17 videoluk bir eğitim serisini YouTube üzerinde paylaşmıştım. Dilerseniz orayı okuyabilirsiniz. Yani oradan öğrenebilirsiniz videoları izleyerek Python'a. Görüntü işlemi Raspberry Pi, Jetson, Asus Thinkerboard gibi ortamlarda kullandım. Farklılarda kullandım. Farklı işletim sistemlerinde de kullandım. O yüzden hepsinde aslında mantık aynı. Ve bunu bildiğim için sadece koda bağlı kalarak değil, olayın mantığını anlatarak derslerimizi işleyeceğiz. Size mantığını öğretmeye çalışacağım. Sadece koda odaklanmayacağız. Çalışma ortamımız Windows olacak ve uygulama olarak da yani IDE editör olarak Spyder belki PyCharm ya da Jupyter'de kullanabilirim. Ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. İstiyorsanız Visual Studio'dan kullanın. İstiyorsanız başka ortamları kullanabilirsiniz. Hatta istiyorsanız not defteri açıp orada bile kodları yazabilirsiniz. Kurs içeriği olarak görüntü okuma, yazma, şekil çizme, metin ekleme, efekt ekleme, dönüşümler, boyutlandırmalar, döndürmeler vesaire olacak. Tabi dediklerim resim üzerinde ilk başta olacak. Sonra video üzerine geçeceğiz. İşte filtrelemeler olacak. Bulanıklaştırma, netleştirme, Gaussian, median blur, ışık filtreleme gibi işlemler, morfolojik işlemler, kenar tespiti, yüz nesne, renk, harf, şekil vesaire tespitler olacak. Ve bir sürü uygulama videosu yapmayı planlıyorum. Tabii hepsini Udemy üzerine atamayabilirim. Ama YouTube üzerinde paylaşımlara devam etmeyi planlıyorum. Diğer videoları, dersin videosunu, yani diğer bilgileri dersin videosunu çekerken vereceğim. İşte matris nedir, görüntü nedir, renk uzayı nedir gibi bilgileri her bir dersin konusunu anlatırken vermeyi planlıyorum. OpenCV kim buldu, kaç yılında buldu, işte nasıl buldu, nasıl gelişti kısımlarına değinmeyeceğim. Boş gibi bilgi gibi geliyor bana şu an için. Ve anlatırken de bir kişinin bunları hiç bilmediğini düşünerek başlangıç seviyesinde anlatmaya çalışacağım. İlerledikçe siz de benimle beraber ilerleyeceksiniz. Yani aşama aşama olacak ders. O yüzden bana güvenin, izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu yan tarafa dönmesi için bir video koyacağım. Birkaç video daha koyacağım. Şimdi görüntü işlemenin amaçlarından bahsetmek istiyorum. Görüntü işleme amaçları şu şekilde. Görünmesi zor nesneleri görüntüleme, görüntü keskinleştirme, filtreleme, iyileştirme. Bunlar telefonumuzda normal gördüğümüz filtreler de dahil buna. Görüntü aktarımı, desen, nesne, yüz, insan ve benzeri şeylerin tanınması, sınıflandırılması, nesneleri ayırt etme, kanserli doku gibi tespiti gibi biyolojiye bağlı, daha doğrusu tıp alanına bağlı şeylerde bile kullanılıyor. Para sayma cihazlarında kullanılabiliyor. Kaynak hatası bulma, işte lehim hatası bulma. Bu orada da şu anda çalışılıyor. Otonom araç görüşü dediğimiz. İnsanları gördüğünde tanıma ya da otomatik fren sistemleri ya da işte park etme gibi şeyler. Bunu da daha çok Tesla araçlarında görüyoruz. Onun dışında bu sürücüsüz araçlardan sanal gerçeklik kısmında görev alıyor görüntü işleme. Trafik levhalarını tanıma. Bu otonom araçlarda yine bu trafik levhaları tanıma kısmında kullanılıyor. Yangın tespiti de kullanılıyor. Hareket algılamada. Duygu tespitinde. Kızgın, mutlu vesaire. Hatta duyduğum bir makalede Çin'de şunu yapıyorlar. İnsanların hareketlerini, tavırlarını incelenerek onun suça meyilli olup olmadığını tespiti bile yapılabiliyor diye biliyorum. Plaka okumada kullanılıyor. QR kod okumada kullanılıyor. Harf, metin, sayı, şekil tespitinde, hız tespitinde. Hız, her türlü hız yani arabadan tutun başka şeylerin hızlandığında tespitine görüntü işleme kullanılabiliyor. Çarpışma tespitinde. Çarpışma tespiti şöyle. İvmeyi düşünün. Yani bir araç öndeki aracı görüyor ve aradaki mesafeyi hesaplıyor. Daha sonra gittikçe süre arttıkça bu hesaplanıyor. Sizin
normalde refleks veremeyeceğiniz şeylerde bilgisayar çok daha hızlı refleks verebildiği için, yani çok daha hızlı tepkime gösterebildiği için siz daha frene basamadan o size otomatik olarak yavaşlatıyor diyebilirim. Peki OpenCV nerelerde kullanılıyor? C, C++, Python, Java vesaire yerlerde kullanılıyor. Yani en azından benim bildiğim diller bunlar. OpenCV'nin açılımı Open Source Computer Vision, yani şöyle çevireyim, açık kaynaklı bilgisayar görüşü diyebiliriz. Açık kaynaklı bir kütüphane. İsteyen kullanabiliyor, üzerine değişiklik yapabiliyor, kendi kullandığı değişiklikleri paylaşabiliyor. Orta seviye Python bilgisi gerektiriyor bu anlatacağım kurslarda. Ama kodlarla açıklayacağım için sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Şu yandaki görseli değiştireyim. Şöyle farklı şeyler anlatayım. Mesela şu anda yanda gördüğünüz görselde elin tespitiyle, yani yumruk yaptığında zıplatıyor. 3D bir yani Unity üzerinden bir oyun yapılmış. Bu oyunu görüntü sistemiyle etkileşim sağlıyor. Burada da mesela bir insanın gözünün kapalı olup olmadığı anlaşılarak uyarı verir diyor. Bu direksiyon sistemesi de olabilir. Daha uzun süre göz kapalı olduğunda bir alarm çalması da olabilir. Buralarda kullanılabiliyor. Burada bir insanın yüzünün tespiti ve yüz hatlarının tespitini görüyorsunuz. Bunu zaten birkaç dakikadır izliyorsunuz. Burada da bir drone üzerinden alınmış bir görüntü üzerinden insanların tespitini başarılı bir şekilde yapıyorlar. Bu gördüğünüz kısımda ise bir QR kod okuması ve okulduğu anda onun üzerine siteyi de göstererek görüntü üzerine, yani video işlemi yaparak çekilmiş bir video. Bu videolar tabii benim değil, ben internetten topladım. Size gösterebilmek için nerelerde kullandığını. Şu anda gördüğünüz videoda gördüğünüz gibi bir araç sayımı yapılıyor. Çizgiden geçen araçların sayımını yapıyor. Tabii bunu hız tespiti için de kullanılabiliyor. Bu gördüğünüz videoda ise kırmızı topu takip eden bir kamera görüyorsunuz. Aslında bu aynısını birebirini biz de yapacağız. Fakat bir motora bağlayıp bir kamera döndürme işlemini yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü bu sadece OpenCV dersi olduğu için bir robotik dersi değil. Ama bir kırmızı top ya da yeşil top, mavi top tespitini biz de yapacağız. Burada gördüğünüz gibi görüntü işleme kullanılarak bir desen üzerine 3 boyutlu olarak bir nesne yerleştirilmiş. Onun dışında burada gördüğünüz gibi insanların sayımı ve yukarıda konumlan yani yukarıdan çekilmiş bir görsel üzerine konumlandırılması da yapılabiliyor. Evet, bu gördüğünüzde de yine araba tespiti yapılıyor. Ve bir çarpışma algılandı gördüğünüz gibi. Orada bir çarpışma oldu. Onun dışında bu test araçlarında çok kullanılan bir şey. Şeritlerin tespiti ve ona bağlı olarak yolun tespiti yapılabiliyor. Burada da belli bir mesafeden görüntü çekilmiş ve üzerindeki nesnelerin uzunlukları, yani çapı uzunluğu, işte kenar uzunlukları belirlenebiliyor görüntü işleme sayesinde. Burada da gördüğünüz gibi çokgenlerin tespiti yapılıp üzerine işaretlenip köşeleriyle beraber hangi çokgen olduğu yazılıyor. Burada bir oyun üzerinde deneme yapılmış şerit tespiti için. Yine aynı şekilde bir şerit üzerinde tespit yapılmış ve gördüğünüz gibi görüntü işleme kullanılarak modellenmiş bir görüntü. Onun dışında burada bir insanın yüzünün tespiti, gözlerin tespiti ve saatin tespiti yapılıyor. Evet, bu görselde de araçların hangi yöne ivmelendikleri gösterilmiş görüntü işlemeyle. Yine çizgi tespiti, yani şerit tespiti yapılıyor. Gördüğünüz gibi soldaki normal görüntü, sağdaki de üzeri işaretlenmiş kırmızıyla şeritleri başarılı bir şekilde tespit edilmiş. Evet, bu görselde drone ile çekilmiş. İnsanların, nesnelerin, hayvanların, her şeyin tespiti yapılıp üzerleri boyanıyor. Tabi bu biraz gelişmiş bir sistem. Yani direkt OpenCV ile yapılabilecek türden değil. Ama ufuk açması bakımından koydum. Ayrıca Machine Learning derslerimizde olacak. Oralara girdiğimizde bunları göreceğiz inşallah. Yine aynı şekilde görüntü işlemeyle şerit vesaire tespiti yapılıyor. Şimdi renk uzaylarına falan girecektim ama vazgeçtim. Onu bu videoda yapmayacağım. Direkt sadece sohbet tarzı bir video olacak. Ona görüntü işlemenin ilk videosuyla girdiğimizde
İlk başta OpenCV'yi kuracağız. Onun dışında bir de ilk başta şunu da söyleyeyim. Her görüntü, aslında her bir resim, yani her video bir resimdir. Resimlerin birleştirmesiyle oluşur. Ve her resimde bir dijital ortama çevirdiğimizde matris karşılığı vardır. Matrisler matematik dersinde görmüşsünüzdür diye umuyorum. Yani umuyorum diye gördünüz, fakat sözelci arkadaşlar bilemeyebilir. Matristir, yani her görüntü bir matristir. Bir sayısal veriye dönüşür. Biz de matrislerde işlem yapmak için NumPy kütüphanesinden yararlanacağız. NumPy kütüphanesinde kuracağız OpenCV'nin yanında. Ama öyle çok karışık işlemler yapmışız. Zaten yaptığımız işlemleri ben size neden yaptığımızı ve ne işe yaradığını açıklayacağım. O şekilde kullanacağımız kütüphaneler bu şekilde. Önce resim işlemi yapacağız. Daha sonra video işlemine döneceğiz. İlerleyen zamanda da machine learning, deep learning göreceğiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi paylaştıkça büyür. O görüşteyim. Teşekkür ediyorum. Esen kalın.